Ne habersiniz Frame'ler? Videoya başlamadan önce bugün böyle ufak bir sohbet videosu yayınlayacağız ve orada çekilişi açıklayacağız. Biliyorsunuz ki 200 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediye edeceğiz sizlere. Çekilişimize hala katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza üye olmak. Şimdi videomuza dönelim. Pandemi hayatımıza girdiğinden beri süreç herkes için farklı işledi. Gerek özel hayatımız gerek farklı şeylerden tutun pandemiyle birlikte artık daha farklı bir dünyaya geçiş yaptık. Bu farklılık oyunlara da yansıdı ve birçok iş sekteye uğradı. Kısacası 2021 oyunlar için çok verimli bir yıl olmadı. Elle tutulur üzerine uzun uzun konuşulacak çok az oyun vardı bu sene. Oyunlar açısından en tuhaf yıl oldu diyebiliriz. Lakin fena olmayan oyunlar da çıktı ve bugün biz de bu sene çıkmış en kötü ve en iyi oyunları sizler için listeleyeceğiz. Kendi puan türümüzde önce 10 FPS ile başlayıp videoyu 75 FPS ile bitireceğim. Bu sene böyle çeşitli oyunlar oynayamadım. Tabi bunun sebebi sadece ekonomik olarak değil. Biliyorsunuz oyun fiyatları çok fırladı ama asıl sebep bu kanal ile uğraştığımız için sizlerin talepleri üzerine farklı farklı oyunlar böyle içeriğini çıkardım ve deneyimledim. Bu da bazı oyunlara göz atamamama sebep oldu ama çok önemli değil. Kendi açımdan baktığımda yine verimli, güzel ve hoş bir sene oldu diyebilirim ama 2022 oyunlar açısından harika bir sene olacak. Gelecek oyunlar süper ve listeye baktıkça olduğum yerde takla atıyorum. Neyse biz bu seneye geri dönelim. Bakalım bu sene hangi oyunlar yüzümüzü güldürürken hangi oyunlar içimizden geçti. Bu sene 10 FPS alan ilk oyunumuz GTA Trilogy. Hala delleniyorum bu oyuna ya. Ulan Rockstar, bu paketi gerçekten unutmayacağım. Hadi grafikleri es geçiyorum. Hatalarıyla ve buglarıyla mide bulantımı arşa çıkaran bir paket oldu diyebilirim. Onu geçtim. Orijinal oyundaki detaylar da silindi. Yani çok böyle büyük umutlarımız yoktu bu paket için ama bu kadar kötü bir şey de beklemiyorduk ya. Yeni nesil oyunlardan artık beklentim hatasız olsun da ne olursa olsun vallahi. Hani ekstra bir beklentim yok. Yarım yamalak oyunları çıkarmanın mod olduğu bu zamanlarda hatasız oyunları mumuyla arar olduk. Üzdün bizi Trilogy. Bir daha görüşmeyelim. Lanet iblis. Çık artık hayatımdan, çık. İkinci oyunumuza bakalım. E-Futbol 2022. Valla PES deyince aklıma direkt böyle 2013 geliyor. Hatta oyunun yükleme ekranında Ronaldo vardı. Düşünüyorum da en güzel zamanları oydu sanırım. Şimdi baktığımızda bu yüz modelleri ne lan? Bak bak tiplere bak. Aa Köksal baba. PES serisinden gelen ve ücretsiz bir şekilde oyunculara sunulan iğrenç futbol oyunumuz bu sene Konami'nin başına büyük bela oldu. Konami başta oyuncular için özür diledi, sonra yama gelecek dedi, gelecek yama ertelendi falan derken oyun kısa sürede telef oldu. Eleştirmenlerden de bok gibi yorumlar alan futbol oyunumuzu oynamanızı geçtim, adını ağzınıza bile almanızı önermiyorum. Ananızı, bacınızı, arkadaşınızı, kardeşlerinizi bu oyundan uzak tutun. Üçüncü oyunumuz ise Battlefield 2042. Bu sene kanalda BF3 incelemesi yapmıştık ve aşırı keyifli olmuştu. Dilerseniz kartlardan o incelemeye gidebilirsiniz. Akabinde bu inceleme ile BF serisine şöyle bir dönsem mi dedim ama pek yemedi. Yani dönemedim. Ben oyunların multi kısmını pek ele almıyorum ve BF serisinin single tarafı yeşil çöp bidonlarına benziyor. Hatta çöp atarken belirli kriterler oluyor ya, işte piller için ayrı, plastikler için ayrı, bir de BF senaryosu için ayrı bir çöp bidonu koymaları lazım. Bu oyun serisini taşıyan multiplayer kısmı oldu. Single tarafı ne kadar ezilse de multiplayer'daki haritaları, sağladığı askeri özellikler ve oyunun fizik motoru ile bizlere saatlerce eğlenceli anlar sağladı. Bu sene trailer ile hype yapan 2042, evet o fırtınayı ben hala unutamıyorum. Resmen balon oldu ya. Senaryo modunu komple oyundan çıkaran ekip yeni hava şartlarıyla bizlere eşsiz bir multi deneyimi sunacaktı ama başaramadı. Hayranları oldukça üzdü. Yeni oyunla birlikte askeri sınıf sistemi kalktı, spor tabelası gitti ve evet, optimizasyonda bok gibi. Hal böyle olunca 2042 ile uzun ve güzel anlar geçiremedik. Ben diyorum ki bu oyunu oynamayın abiler, 4. ve 3. oyunun multisine geri dönelim. Ben o zamanları daha çok özlüyorum valla. Ve 10 FPS'teki son oyunumuz Far Cry 6. Arkadaşlar şimdi size 10 FPS puan türünün amacını anlatayım. Kaliteye bakmaksızın oynamanızı önermediğim oyunlara verdiğim puan türü. O yüzden o sopalıları ve meşalleri lütfen indirin. Far Cry 6 kaliteli bir oyun, bu doğru ama sıktı artık ya. Ubisoft bak sıktı. Cem Yılmaz'ın esprilerini tekrar tekrar açıp gülüyorum ama senin çıkardığın aynı formül ve farklı temadaki oyunları tekrar tekrar oynayamıyorum ya. Ya sizde de bu olmuyor mu? Bu sene Küba temasıyla ve iyi bir aktör ile PR kastlar ama sonuç ne oldu? Kötü adam oyunda yine az gözüktü. Zaten kapağı kim koştular, oyunda en az o gözüküyor. Gına geldi vallahi, sal biz Ubisoft adam.
Bu oyuna para vermeyin arkadaşlar. Gidin Far Cry 4 oynayın. Valla bak sadece tema farklı. Far Cry 3'e gönderme olarak bir tarla yakma sahnesi falan koymuşlar bu sene ama 3. oyundaki kadar hoş bile değil. Hadi Ubisoft şu oyunları geliştir artık, topla övgüleri. Hey, sana inanıyorum. Ya bu seri ne kadar ilerleyecek gerçekten merak ediyorum. Gelelim bu sene bizden 30 FPS alan oyunlara. İkinci Dünya Savaşı kokuyor. Yine İkinci Dünya Savaşı oyunu mu yaptın lan? Yok lan, kısır mı kokuyor? Kısır mı yaptın? Kod, gel abi otur şöyle. Ya ben artık Modern Warfare serisi gibi bir oyun bekliyorum senden. Hikaye böyle birbiriyle bağlantılı olsun, günümüzde geçsin, iyi bir kötü adam olsun, fena olmayan karakterler olsun. Çok bir şey istiyorum ya. Vanguard tipik bir kod oyunu arkadaşlar. Senaryo modunu beğenmedim. Multi kısmına bakarsak o da yani çok sarmadı beni. Vuruş hissi, sesleri iyi ve o kadar yani. Grafik olarak yine iyi iş başarmışlar. Ara sahneler falan harika gözüküyor ama sıkıcı ya, sarmıyor. Yap yine Modern Warfare gibi bir oyun. Oturalım, oynayalım, üzerine uzun uzun konuşalım. Ama bu oyun ile pek olmuyor abicim. Ve bu karakterler de umurumda değil. Crysis Trilogy Remastered yine anlam veremediğim bir paket daha. Bu ilk oyun için Remastered haberleri geldiğinde ben içimden hani ne olur reboot yapsınlar seriye diye yalvarıyordum ama yapmadılar. İlk oyunun yerini hiçbir şey tutmuyor gerçekten. İkinci oyun senaryo bakımından daha sağlam dursa da konuşmayan ana karakter hiç yakışmadı ikinci oyuna. Üçüncü oyunda zaten ağzımda iyi bir tat bırakmadı. Ya grafik olarak zaten güçlü oyunlardı bunlar. Hele ki ilk oyun o devirde çığır açtı grafik anlamında. Bunda sadece PC'ye çıkması da önemli bir etken oldu ama diğer oyunlara baktığımızda grafik olarak yine hani kötü değil. Tamam bu paket ile biraz nostalji oldu ama olmasa da olurdu. Yani biz bu oyunlar için remastered beklemiyorduk. Hani kötü değil zaten grafikleri. Neyse belki bir gün Nomad, belki bir gün seni tekrar görürüz. Yani umarım. Deadloop. Yanlış hatırlamıyorsam Berkay ile birlikte ilk PlayStation 5 lansmanında görmüştük. İlk gördüğümde çok dikkatimi çekmemişti ama değişik bir temada radikal bir oyun geliyordu. Oyun bir döngüde geçecekti ve aynı günü tekrar tekrar yaşayacaktık. Benim aklıma direkt Yarının Sınırına filmi gelmişti. Güzel filmdir bu arada. Returnal da aynı kafada bir oyundu. Yine bu sene çıkmış bir oyun kendisi. Tabii yanılmıyorsam ama bu oyunun mekanikleri ve grafikleri beni hiç içine çekmedi ya. Yani yeni bir şeyler denedi gibi oldu biraz. Aynı 12 Minutes gibi. Eğer ki geliştirirlerse ikinci oyunu daha farklı olabilir. Ama şu haliyle özellikle berbat optimizasyonunu da ele alırsak hani meh bir oyun oluyor. Ve gelelim 50 FPS alan oyunlarımıza. Back 4 Blood. Left 4 Dead 3 geliyor, Left 4 Dead 3 geliyor diye bağırıyorlardı ve haklılardı. Bu oyunu Left 4 Dead'i yapan ekip geliştiriyordu ve Left 4 Dead serisi bizim için özeldir. Co-op deneyimini zombi teması, güzel haritaları ve yeterli düşman çeşitliliği harika harmanladı. Ayrıca hayran haritalarını da unutmayalım, özellikle Minecraft haritasını. Back 4 Blood geçmişin bir penceresi gibi ama daha yavan hali diyebiliriz. Güzel vuruş hissi, iyi sesler ve yüzündeki formülü koruyan bir yapım. Aynı düşman türlerinin kahverengisi var oyunda ama daha büyük bir boss bu oyuna yakışmış. Ayrıca grafikler de güzel, iyi bir atmosfer var oyunda. Lakin bir şaheser değil. Yani toplayın ekibi, girin çatır çutur zombi öldürün. Biz Left 4 Dead'deki haritaları ezbere bildiğimiz için yeni haritaları olan bir oyun ilaç gibi geldi ama ortalama bir oyun işte. Forza Horizon 5. Ulan ne grafik var bu oyunda. Bir de bir haber vereyim. Need for Speed Most Wanted incelemesi yapacağım. Ama doğru zamanı bekliyorum. Forza bildiğiniz üzere trailerlar ile bizim gözümüzü boyadı. Grafikler çok iyi gözüküyordu ve gerçekçi duruyordu. Ben yarış oyunlarına meraklı biri değilim ama o grafiklere hayır diyemedim. Ayrıca Game Pass sağ olsun cüzi bir miktara yeni nesil oyunları da denemiş oldum ve bu oyunlardan biri Forza oldu. Yani oyun grafik olarak zaten sizi içine çekiyor. Bir de arabaları düşkünseniz bu konuda da işini iyi yapıyor. Ben Forza serisine hakim değilim. Yani 4. oyun ile ne kadar benzerlikleri var bunları pek bilmiyorum ama hakim olan arkadaşlar yorumlarda o benzerlikleri belirtebilir. Keyifli, güzel bir yarış oyunuydu. Özellikle grafik anlamında manzaralarıyla beni tatmin etmeyi başardı. The Medium. Game Pass'e geldi diye bir göz attığım korku türünde bir oyun kendisi. Trailerlarda boyut arası geçişler görüyorduk ve farklı bir mekanik olduğu için öyle bir giriş yapmak istedim kendisine. Yani çok korkunç bir oyun değil, orası kesin. Görsellik olarak iyi, sabit bir kamera açımız var, böyle Silent Hill tarzında bir oyun olarak bakılıyor Medium'a. Yani evet andırıyor ve aynı türde bir oyun ama dedikleri gibi. Tarz olarak öyle, kalite olarak yok yani. Ağzınızda da aman aman bir tat bırakmıyor. Bu tarz oyunlara tam fiyat vermek yerine Game Pass ile deneyimlemek harbiden büyük bir nimet. Neyse, gelelim bu senenin 60 FPS'lerine. It Takes Two. A Way Out'un yapımcısının elinden çıkan It Takes Two bu senenin kasvetli havasını renkli atmosferiyle kırdı diyebiliriz. A Way Out'tan sonra bu tarz bir tema görmek beni şaşırttı çünkü A Way Out daha böyle oturaklı ve kasvetli bir hikayesi vardı ve atmosferi de öyleydi. Hele ki finali zaten bir başkaydı oyunun. Şimdi böyle olunca ikinci oyun bir parti oyunu gibi gözüme geldi ama mekanikleri ve bölüm tasarımıyla şahane bir oyun diyebiliriz. Oyunun en iyi yaptığı şey önümüze paso farklı mekanikler koyması, tekrara düşmeyen bir yapısı var ve bu yapı eşliğinde yanınızdaki arkadaşınız ile
ile oyunun içine sürükleniyorsunuz resmen. Ayrıca kendisi yılın en iyi oyun ödülünü de aldı. Hak etti mi peki? Valla etti ya. Zaten iki oyun vardı alabilecek. Herhangi birisi alsa da bir şey fark etmiyordu. O yüzden hak etti diyebiliriz. Diğer oyunumuza bakalım. Resident Evil Village. Yakın zamanda kanalda R4 incelemesi yapmıştım. Oyuna tekrar dönünce bu oyunun Village ile benzediğini biliyordum. Ama tekrardan deneyimleyince daha iyi anlamış oldum. 7. oyun ile farklı bir yola ilerleyen seri Village ile birlikte bizleri tatmin etti diyebiliriz. Grafikler harikaydı, vuruş hissi hala çok güzeldi. Mekan tasarımları ve inişli çıkışlı temposu ile beni bu sene mutlu eden nadir oyunlar arasına girdi. 7. oyunun atmosferi ve 4. oyunun formülüyle benzersiz bir yapım ortaya çıktı. Tekrardan elinize kolunuza sağlık Capcom. Yılın oyunu için iki tane favori vardı. Bunlardan biri It Takes Two olurken diğeri Village oldu. Dediğim gibi ikisinden biri alacaktı ve ben taraf olarak hani Village'in yanında duruyordum. Ama It Takes Two aldı diye de üzülmedim. R serisinin geleceği iyi gözüküyor. Lütfen sıçıp batırma Capcom. Lütfen. Bir sonraki oyunumuz Guardians of the Galaxy. Marvel film sektörünü domine ederken bu sene dizi sektörünü de ele geçirdi. Loki'li olsun falan. Ve şimdi sırada oyun sektörü var sanırım ama şu oyunlarınızı iyi firmalara emanet edin kardeşim ya. Bak Spider-Man'i mis gibi. Ama Avengers yani işte. Peki Guardians of the Galaxy nasıl? Vallahi eğlenceli diyalogları ve harika müzikleriyle bize çiçek atıyor resmen. Bu oyunu önemli kılan ana etken şu oldu. En azından oyuncular için öyle oldu diyelim. Bu open world oyunlardan çok sıkıldık harbiden. Çizgisel oyunlar istiyoruz artık. Güzel hikayesi olsun, şık karakterleri olsun, mekan tasarımları iyi olsun ama çizgisel olsun. Guardians of the Galaxy bu açlığa cuk oturdu ve bu yüzden kullanıcıların büyük oranda ilgisini topladı. Ha eksileri var mı? Var. Yani hatalarıyla olsun, buglarıyla olsun, oynanışıyla olsun böyle çok etkileyici bir oyun değil. Ama karakterleri ve diyaloglarıyla eğlenceli bir yapı. Geldik bu sene 75 FPS alan oyunumuza. What Remains of Edith Finch. İyi de bu oyun 2017'de çıktı diyorsunuz şu an. Biliyorum. Ama ben bu sene oynadığım için listeye aldım bu oyunu. Kanalda indie yapımlara pek yer vermiyoruz. Farkındayım. Ama ilerleyen zamanlarda yani kanal biraz daha büyüdüğünde indie yapımlara da değineceğim. Indie yapımları bilirsiniz. Özeldir abi. Hepsi çok iyi olmaz ama radikal oyunlar oldukları için bizlerin içine dokunan yapımları çok görürüz. Büyük firmalar gibi para kaygıları yoktur. Tutkuyla yapılır bu oyunlar. Yani en azından öyle olur. Ya geneli öyle olur diyebiliriz. Neyse. Edith'i bu sene tanıştığım ve benim için özel olan birisi önermişti. Oyuna başlarken her şeyden habersizdim. Neler olacağını bilmiyordum ve bitirince aşık oldum oyuna. Hatta kafama bile vurdum. Ben bu oyuna çok geç kalmışım ya. Keşke daha önce oynasaydım. Neyse. Hikayesi ve bölümleriyle o kadar içime işledi ki yapım, grafikleri ve mekan tasarımları da çok iyiydi. Hani resmen onun bir oyun diyebiliriz kendisine. Yani şöyle düşünün, bir bölümde bebek oluyorsunuz ve bir bebek gibi hissediyorsunuz. Diğer bölümde psikolojisi bozuk bir genç oluyorsunuz. Başka bir bölümde çizgi romanın içinde oluyorsunuz. Ve bunları hani size hissettiriyor. Ya muazzam bir oyun ya. Ya gidin oynayın. Ekstra bir lafa gerek yok. Ya, bu oyunun incelemesini yakın bir zamanda yapacağım. Ama yine doğru bir anı bekliyorum. Lakin gelecek. Ya, gönlümü bıraktım bu oyuna. Gerçekten. Listemizin de sonuna geldik. Unutmayın bu kişisel bir liste. Bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Yani biliyorum gitmeyecek ama biraz kibar davranın. Çok vurmayın bize. Her neyse yeni yıl için sizlere başarı, huzur ve mutluluk diliyorum. Hedeflerinizden vazgeçmeyin ve en önemlisi bu yıl bir şeyler için harekete geçin. Ne diyorlar abi? Delilik aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemektir. Şimdiden herkese iyi yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Seneye gör... Hayır. Bizim kanalda böyle espriler yok. Siz de yapmayın lütfen. Neyse. Öpüldüğünüz frame'ler. Kendinize iyi bakın.